geldiniz. Ben Habibe. Bu videoda aşağıdan yukarıya yapılan V yakalı dikişli bir hırka çalıştım. Toplam 6 beden için sayıları düzenledim. Aslında çok bilinen bir modeli, modern kalıpla ve kısa çalıştım. Hırkanın yumuşacık, harika bir dokusu oldu. İp ve modelin uyumu mükemmel. Gerçekten hırkaya dokunabilmenizi isterdim. O kadar yumuşak ve puf ki ona bayıldım diyebilirim. Tabii ki bu modeli uzun olarak da çalışabilirsiniz. Eğer uzun çalışacaksanız daha fazla ip almanız gerekecek ve boyu uzatmanız kafi gelecektir. Ben bu videoda small beden çalıştım ama adım adım tüm bedenler için sayı ve ölçüleri tek tek düzenledim ve tek tek verdim arkadaşlar. Sorunsuz bir örgü deneyimi yaşamak isterseniz, doğru yerdesiniz, mükemmel ölçüler, titizlikle çalışılmış ayrıntılar, yeni teknikler ve çok daha fazlası safran örgüde. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler diliyorum. Lütfen abone olarak desteğinizi benden esirgemeyin. Teşekkür ederim. Kullanılan malzemeler: kartopu melanj vul. Bu ipin 100 gramında 170 metre yün var. Renk numaraları somon K784, 325 gram kullandım. Yani 3 yumaktan biraz fazla. Krem rengin numarası K855. Bu ipten de 225 gram kullandım. Yine 2 yumaktan biraz daha fazla kullandım. Bu iplik miktarları small beden içindir arkadaşlar. X small örerseniz şayet somon rengi, yani koyu renk 3 yumak, krem rengi 2 yumak yeterli olacaktır. Diğer bedenlerde örüyorsanız daha fazla ip almanız gerekiyor. Diğer bedenler için iplik miktarını maalesef hesaplamadım. Şiş 6 mm, bununla gövdeyi öreceğiz. 5 mm ikinci şişimiz, bununla da lastikleri öreceğiz. Yakayı örerken 1 metre boyunda misinalı şişe ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Gövdenin geri kalanını normal şişle, klasik şişle örebilirsiniz. İplik bilgisi vermek istiyorum. 10 santim bonbon örneğinde 16 tane ilmek elde ettim. Benim verdiğim sayılar ve ölçüler tamamen benim kullandığım ip ve şiş için geçerlidir. Farklı kalınlıkta ip ve şiş kullandığınız zaman ölçüler değişir arkadaşlar. Öncelikle ölçüleri vermek istiyorum. Ölçüler X small, small, medium, large, X large ve XX large için düzenlenmiştir. Toplam genişlik 99, 105, 112, 122, 129, 137. Bu ölçüler buradaki beden sırasına göre yazılmıştır. Ölçüler fit değildir arkadaşlar. Normal genişlikten artı 13 santim daha geniştir. Boya gelince 46, 46, 48, 50, 51, 58. Yani X small, small, medium, large, X large, XX large. Kol uzunluğunu vermek istiyorum. 46, 46, 46, 46, 48, 48 santim. Yaka açıklığı X small için 14,5 santim, small için 15,5 santim, medium için 15,5 santim, large 16 santim, X large ve 2X large 17,5 santim. Omuz genişliği ise yine beden sırasına göre 16, 17, 19, 20,5, 21 ve 24 santim. Kullanacağım ip kartopu melanj vul. İnternet sitelerinde, bütün yüncü dükkanlarında çok rahat bulabileceğimiz bir ip. 100 gramında 170 metre ip var. Evet, renk numarasına bakalım. K855.
somon rengi ipin numarası ise K784. Lastikleri 5 mm şiş ile yapacağım. Gövdeyi ise 6 mm şiş ile yapacağım. Yani bir numara daha küçük şiş kullanacağım lastiklerde. Hırkaya başlamadan tüm bedenlerin genişliğini vermek istiyorum. Verdiğim genişlik hırkanın düğmesiz yani açık olarak genişliği. Bu hırkanın ölçüsü normal bedenden 13 cm daha geniş. X small'un genişliği düğmesiz açık olarak 99, small'un 105, medium'un 112, large'ın 122, x large'ın 129, xx large'ın ise 137 cm. Eğer daha geniş istiyorsanız, ölçüleri daha geniş istiyorsanız 1 cm örgüdeki ilmek sayısı 1.6. Bunu hesap ederek hırkayı daha büyük ya da daha küçük çalışabilirsiniz. Benim kullandığım iple ve şişle 10 cm örgüde 16 tane ilmek elde ettim. İlmek sayısını bulmak için arkadaşlar bonbon örneğiyle şöyle bir parça hazırladım. Daha sonra 10 cm örgüdeki ilmek sayısını saydım. Toplam 16 ilmek buldum. 1 santim örgüde de 1.6 ilmek bulunmaktadır. Kazağı örmeye arka taraftan başlayacağız. Önce bedenlere göre başlama sayılarını vermek istiyorum. X small 73, small 77, medium 85, large 93, x large 97, xx large 105 ilmekle arkaya başlayacağız. Bu videoda ben small beden çalışacağım arkadaşlar. Small bedenin arka genişliğini 49 cm olarak ayarladım. 77 ilmekle başlayacağım. 5 numara şişle 5 cm lastik ördükten sonra 6 mm şişle gövdeye devam edeceğiz. Hırkaya başlarken ben ekstra esnek bir başlama yöntemi kullandım. Bakın görünüşü çok güzel ve çok esnek. Bunun nasıl yapılacağını göstereceğim ama siz bununla başlamak zorunda değilsiniz. Arzu ediyorsanız klasik yöntemle de başlayabilirsiniz. Oldukça kolay bir yöntem. Öncelikle bir tane ilmek oluşturmamız gerekiyor. Şu şekilde çaprazlıyorum ve karşıdan ipi geçirerek bir ilmek oluşturuyorum. İlmek atacağım şişi sol elimle tutuyorum. Sağ elimle ipi ve ikinci şişi kontrol ediyorum. Sağ şişi sol ipin üstüne ve sol şişin altına koyuyorum şu şekilde. Esas şiş üstte olacak. İpi önce üstteki şişten geçiriyorum. Daha sonra bu ipi alttaki şişe düz örgü örer gibi geçiriyorum ve şuradaki oluşan iki ilmeğin arasından çekerek bir ilmek daha oluşturuyorum. Daha sonra bu ilmeğe bir takla attırıyorum. Şöyle bir çevresinde çeviriyorum. Daha sonra ilmeğe sağ tarafından girerek sol şişin üstüne alıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar yapalım. İkinci şiş birinci şişin altına. İp önce birinci şişin üstüne. Daha sonra düz örgü örer gibi
İkinci şişeye atıyoruz ve aradan çekerek bir ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra bu ilmeğe bir takla attırıyoruz ve sağ tarafından girerek esas şişe alıyoruz. Sanırım anlaşıldı. Bu şekilde 77 tane ilmek atıyoruz şişimize. İlmeklerimi attım. Şu anda şişte 77 tane ilmek var. Birinci ilmek düz. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmek düz ters. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz devam ediyoruz. Birinci sırayı tamamladım. Tek sayı olduğu için düz ilmekle bitti. Arkayı çeviriyorum. Kenar ilmeklerini örerek alacağım. Ön tarafta önce bir düz ördüğümüz için arka tarafta ilk ilmeğimiz ters. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters, düz. Evet. Bu şekilde lastiğe devam ediyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. 5 santim olunca lastik bitecek. Önce en son bir ön sıra örelim. Yani ön sırada bitirelim. Çünkü örneği arka sıradan kuracağız. Son sıramız ön sıra olacak. Lastiği bitirdim. Şu anda lastiğin boyu 5 santim. Toplam 13 sıra ördüm. En son ön sırayı ördüm. Şimdi arka sıradayım ve örneği kuracağım. Şişi değiştirdim. 6 numara şişe geçtim. Bonbon örneği 4 ilmek ve katlarından oluşuyor ve en son artı bir ilmek ilave etmemiz gerekiyor. 6 numara şişle bir sıra ters örüyorum. Evet, arka sırayı ördüm, ters ördüm. Şimdi ön tarafta bir sıra düz sıramız oldu. 4 sıra daha düz öreceğiz arkadaşlar. Yani 2 gidiş, 2 geliş yapacağız. Toplam 5 sıra olacak. 6. sırada örneğimizi, bonbon örneğimizi kuracağız.
Bu benim deneme parçam. Bakın 5 sıra. 1, 2, 3, 4, 5 sıra düz ördükten sonra 6. sırada krem rengine geçtim ve ilk bonbonlarımızı oluşturdum. Toplam 5 sıra düz ördüm. Şimdi krem renkle devam ediyorum ve bonbonlarımızı yapacağız. İki düz, bir, iki. İki düzden sonra üçüncü ilmeği dört sıra sökeceğiz. Üçüncü ilmeği evet. Bir, iki, 3 4 Evet, toplam 4 sıra 1 2 3 4 4 sıra söktük. Şimdi alttaki ilmeği düz örmem gerekiyor. Alttaki ilmeğe giriyorum. İpleri şişin üstüne alıyorum. Söktüğüm ipleri şişin üstüne alıyorum ve bir düz örüyorum. Daha sonra 3 düz. 1 2 3 3 düzden sonra yine sıradaki ilmeği 4 sıra söküyorum. 1 2 3 ve 4. Yine şu alttaki söktüğüm ilmeği düz örüyorum. İpler yine şişimin üstünde. Evet. Bir tane bonbon ortaya çıktı. Yine 3 düz. 1 2 3 4 sökme. 4 sıra söküyoruz. 1 2 3 4 Ve yine ilmeği düz örüyoruz. Evet, ikinci bonbonumuz da ortaya çıktı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir, iki, üç, son bonbonu yaptık. 2 düz. Arka sıra. Yine ilmekleri ters örüyorum. Evet, bu şekilde krem rengiyle düz örgüyle devam ediyoruz. İkinci bonbonu yapmaya hazırız. 1 2 3 4 5 sıra krem ördüm. Şimdi yine somon rengiyle devam edeceğiz. Bir önceki bonbon sırasında 2 düz örüp 3. ilmekte sökme yapmıştık. Şimdi 4 düz öreceğiz.
Beşinci ilmekte bonbon yapacağız, sökme yapacağız. Yani sökme yaptığımız yer bir önce yaptığımız bonbonun tam ortasına gelecek, şuraya. Bir, iki, üç, dört. Beşinci ilmeği sökeceğim. Bakın tam bir alttaki bonbonun orta ilmeği. Bir, iki, üç, dört. Evet, şurada bir krem ilmeğimiz kaldı. Onu yine düz örüyoruz. Yine üç düz. Bir, iki, üç. Yine dördüncü ilmeği söküyoruz. Bir, iki, üç, dört. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir bonbon sırası daha bitirdik arkadaşlar. Şurada bakın, son sökme işlemini yaptım. Ondan sonra dört düz ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu iki bonbon sırasını tekrarlayarak, hatırlıyorsanız bir önceki bonbonda iki somon örüp daha sonra sökme yapmıştık. Krem renginde 4 düz ördükten sonra ilk sökmeyi yapmıştık. Bu şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa ulaşıncaya kadar bu sıraları tekrarlıyoruz. Arka tarafı tamamladım arkadaşlar. Şu anda boy 46 santim. Son bonbonu yaptıktan sonra bir sıra ters ördüm. Bakın koyu renkle iki sıra gitmiş oldum. Ve ipleri kopararak arka tarafı bitirdim. Herhangi bir kesme yapmadım. Siz ilmekleri ikinci bir şişin üstünde ya da ipliğin üzerinde bekletebilirsiniz. Ben omuzları 3 şiş yöntemiyle birleştireceğim, dikişsiz yapacağım. O yüzden ilmekleri bu şekilde bekletiyorum. Şayet siz dikerek birleştirmek isterseniz, üçüncü sırada yani koyu renkle ön sırada ilmeklerin tümünü kesebilirsiniz. Ben arkanın boyunu 46 santim çalıştım. 20 tane bonbonum oldu. 10 koyu renk, 10 açık renk bonbonum oldu. Toplam boyu vermek istiyorum. X small 46, small 46, medium 85, large 50, X large 50, XX large 51. Benim çalıştığım hırka kısa bir hırka. Siz bu boyu daha uzun çalışabilirsiniz arzu ediyorsanız.